Programın bu bölümünde bir konuğumuz olacak. Cumhur İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Nur Aktaş bizimle beraber. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Aktaş. Çok teşekkür ederim. Şimdi sohbet edeceğiz ama önce bir isterseniz Bursa'nın seçim sonuçlarına bir bakalım. Hem 24 Haziran seçimlerinde nasıl bir tablo ortaya çıkmıştı hem de son yerel seçimlerde. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı Bursa'da %56,91'di. Millet İttifakı %36,88 oy oranında kalmıştı. HDP'nin oy oranı ise %5,69'du. 2014 yerel seçimlerine bakıldığında AK Parti %49,52 ile birinci parti çıkmıştı. CHP %28,74, MHP %15,35 oy oranına sahip olmuştu. Saadet Partisi'nin %2,07 oy oranı vardı 2014 yerel seçimlerinde. Şimdi tabii önce bir isterseniz alanla başlayalım. Seçimler, biz 57 gün kala bu programa başlamıştık. Biraz böyle seçmen havaya girememiş bir durum vardı. Ama ilerledikçe ve artık sona gelindikçe biraz daha herhalde hararet yükseliyor. Nasıl Bursa'da seçim atmosferi? Evet, Deniz Hanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Herkese selam ve saygılar sunuyorum. Güzel bir gün diliyorum. Evet, bulunduğumuz an itibariyle artık son hafta. Evet. Hiçbir mazeret yok. Hı hı. Saha tamamen yerel seçimlerle alakalı gardını aldı diyebilirim. Bursa tabii Türkiye'nin 4. büyük şehri, 2. büyük ihracat şehri. 2018 rakamlarıyla 15 milyar dolar ihracat yapan, 21 tane organize sanayi bölgesi bulunan, turizmle alakalı her ne kadar bu yönünü çok dolu dolu kullanamıyor olsa da önemli potansiyeli olan bir şehir. Osmanlı'yı doğuran şehir Bursa. Dolayısıyla Bursa'da da bu manada tabii yerel seçimlerle alakalı müthiş bir kitlenmişlik var son hafta itibariyle. Hı hı. Çarşı, pazar, sokak, her artık seçimleri konuşuyor dolayısıyla. Hı hı. Tabii seçimleri gizemli kılan iki tane konu var bana göre. Bunlardan bir tanesi ittifaklarla gidilen bir seçim olması. Hı hı. Belki başka adaylar da var. Yanlış anlamasın hiçbir arkadaşımız ama genellikle Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının çok ön planda olduğu bir seçim sürecini konuşuyoruz. Hı hı. İkinci olarak da bu seçimden sonra 4-4,5 yıl yaklaşık bir daha yerel ve genel seçim yok. Dolayısıyla bu noktada ki çıkacak tablo bundan sonraki süreç için önemli. Çünkü son 50 yıllık Cumhuriyet tarihinde 4,5 sene üst üste seçimin olmadığı hiçbir dönem olmamış. Yani yılda bir, 1,5 yılda bir, 2 yılda bir ya bir yerel seçim, ya bir genel seçim, ya bir erken seçim, ya bir referandum muhakkak surette ülkeyi etkileyen pozisyonda zuhur etmiş. Ben yani tabirinde otobana çıkacağımızı ve hızla koşacağımızı, hızla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. O yönüyle de bu seçim süreci önemli açıkçası. Şimdi tabii rakibiniz Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yapmış bir isim. Siz de büyük şehirde bir değişiklik yaşanmadan önceki onun sahaya etkisini de soracağım. İnegöl'de başkanlık yapmış bir isimsiniz. İki ilçe başkanı şimdi büyük şehir için yarışıyor. Rakibinizin evet. Performansını nasıl değerlendirirsiniz? O nasıl yani, gitti sizce? Ya şunu ifade edeyim. Yani 20 yıl merkez ilçede belediye başkanı yapmış. Yalnız beni durumu farklı kılan bir unsur var ki ben 2014 senesine kadar müstakil bir ilçede belediye başkanlığı yaptım. Yani altyapı, su, kanalizasyon hepsi bizde dahil olmak üzere, hı hı. Bize ait olmak üzere. Çünkü Bursa'nın 3 merkez ilçesi vardı baştan. Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer. Daha sonra Gürsü, Kestel, Gemlik ve Mudanya katıldı. 7 ilçe oldu. Biz müstakil ilçeydik. Yani ben altyapıdan üst yapıya kadar her ne kadar nüfusum 268 bin olsak, Nilüfer'in nüfusu 450 binler civarında olsa da biz büyük aslında, şehir gibi çalıştık. Tabii 450-500 binlik bir potansiyele hitap ettik. Önemli başarı hikayelerimiz var. Mobilya sektörü başta olmak üzere. Yani 2004 senesinde 20 milyon dolar mobilya ihracatı yapan İnegöl, 2017 senesinde ayrıldığım sene 400 milyon dolar mobilya ihracatlarını geçti. Yani bunun için fuarlara gidildi, fuarlar yapıldı, mobilya organize sanayi bölgeleri yapıldı, fuar alanları 4 katına çıkarıldı, büyütüldü. Önemli çalışmalara imza atıldı. Hakeza turizmle alakalı, ulaşımla alakalı önemli başarılar elde edildi. Tabii edindiğimiz tecrübeleri bu manada biz takdir edersiniz ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir de 16 aydır test etme imkanına sahip olduk. Burada şeyi sormak isterim. Bir değişiklik yaşandı. İstanbul, Ankara yanı sıra Bursa'da da belediye başkan değişikliğine gidilmişti. Siz İnegöl ilçesinden geldiniz.
ne kadar karşılık buldunuz seçmende? Yani onu bir test ettiniz mi? Nasıl gidiyor? Kesinlikle. Yani biz tabii hem... Seçmen kabullendi mi sizi? Öyle sorayım aslında. Kesinlikle. Sahada müthiş bir potansiyel var. Bakın dün Dörtdağ ilçesini gezdim. Dörtdağ ilçesinin toplam nüfusu 50 bin bile değil. Müthiş mitingler yaptık. Aynı yerlere CHP'li aday da gitti. Aynı yerlere genel başkan düzeyinde ziyaretler de yaptılar. İnsanlar da müthiş bir ilgi ve sevgi var. Tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza olan ilgi ve sevgini sevgi. Ama beraberinde ben 16 aydır sahadayım. Ve 16 aydır geziyorum. Hem bir taraftan kısa vadeli dokunmaya çalışırken trafik ulaşım başta olmak üzere sorunlara ve sıkıntılara. Mevcut tüm yarım işleri toparlarken. Bakın 1058 mahallemiz var. 700 tanesi kırsal mahalle. En ücra köşelerde altyapılar yaptık. Mahalle konakları yaptık. Sıcak asfalt uygulamaları yaptık. İnsanlar artık köylerine rahat rahat gidip geliyorlar. Ulaşımla alakalı alternatifler koyduk. Bunun tabii avantajlarını beraberinde yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Merkez ilçede Nilüfer özelinde aldığınız zaman Nilüfer 30 sene önce Nilüfer diye bir ilçe yoktu. 30 sene önce kuruldu. 89'da sitelerle, kooperatiflerle büyüdü. 200 daire, 300 daire, 400 daire. Tüm altyapılar Büyükşehir ait. Üst yapılarda o ana arterlerdeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Özlücesi'ne, Batı kentine, Ertuğrul'una, 100. yılına, Fethiye'sine, efendim mesela diğer mahallelerine ve caddelerine varana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamalar yapılıyor. Siteler kendi içinde zaten yeşil alanını, diğer uygulamalarını yapıyor. Bu manada bana göre aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani projelerinizle konuşmanız lazım. Ben sahaya çıktığım zaman da aynı şeyleri anlatıyorum. Allah'a şükürler olsun. İnegöl ilçesinden ve son 6 aylık süreçten anlatacağımız hikayelerimiz var. Beraberinde yeni döneme dair de kesinlikle projelendirdiğimiz... Örneğin ben Bursa'nın tekrar Yeşil Bursa olması adına çok önemli donelerden bahsediyorum. 9-10 ayrı toplamı 1,5 milyon metrekare olan çok güçlü yeşil alanlardan bahsediyorum. Rekreasyon alanlarından bahsediyorum. Nerelere yapılacak? O zaman projelere girmiş olalım. Nerelere yapılacağını Bursalılar için bir söylemiş olalım. Özellikle ben yeşil alan dediğimiz için ifade edeyim. Şimdi Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Biz şampiyon Bursa Sporuz ve renklerimiz de yeşil beyaz. Dolayısıyla yeşil her renk, her şehir için özel bir renktir. Herkes yeşil olmayı, ağaçlandırmayı çok önemser. Her belediyemiz ilçe veya il düzeyinde bu çalışmaları yapar ama Bursa yeşili ziyadesiyle hak eden şehirlerden bir tanesi ve yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Ama hızlı büyüme, sanayilerle beraber büyüme son dönemde biraz belki grileşmeyi karşımıza çıkardı. Biz şehri sağlıklı bir şekilde büyütürken, yeni uydu şehirlerle büyüme potansiyelini karşılarken bundan sonra düzensiz sanayileşmekten ziyade yüksek teknolojili sanayileri bünyemizde barındırıp mevcut sanayilerimizi de doğayla uyumlu hale getirmeye çalışırken beraberinde de şehirde çok ciddi yeşil alanları tanımlamamız gerekiyor. Bakın ben de ilçe belediye başkanlığı yaptım. Her ilçemizin çok önemsiyorum 300, 400, 500 metrekarelik mahalle korulukları, küçük yeşil alanlar. Bunlar çok önemli şehircilik anlamında. Lakin bizim Bursa'yı 80 dönümlük, 100 dönümlük, 150 dönümlük, 200 dönümlük yeşil alanlarla bezememiz gerekiyor tabii. Nerelere yapılacak? Çeltik Park, terminalin arkası. 86 Peki. dönüm. Demirtaş, 92 dönümlük. İşte efendim 225 dönümlük Vakıfköy Parkımız. 200 dönümlük Göktere Parkımız. İşte eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi. 40 dönüm uygulama başladı. Hemen yanı başındaki spor salonunun olduğu alan. 50 dönüm daha katılıyor. 90-100 dönümlük bir alan. Ve beraberinde asıl bunun en büyüğü 500 dönümlük 70 futbol sahası büyüklüğünde Ürünlü'deki alanımız ki şehrin batısı, doğusu ve kuzeyi. Güney malum Uludağ etekleri. Uludağ. Dolayısıyla bu 3 aksta yaklaşık 9-10 tane 1,5 milyon metrekarelik yeşil alan. Ve bu alanları da bir başka kurumun alanı değil. Ya bize mülk olarak aldık ya da tahsisini yaptırdık bu arada. Projesini geliştirdik ve hemen uygulamasına yeni süreçte başlamış olacaksınız. Peki ulaşım Bursa'nın sorunlarından biridir diyor musunuz? Ve bunu Kesinlikle. Çözmek için ne yapılması gerekiyor? Bir hafif raylı sistem var biliyoruz ama şehrin böyle ortasından geçen üst taraflar ve alt taraflara çok ulaşım imkanının olmadığı sadece ana arterde giden bir hafif raylı sistem diye biliyoruz. Daha içerilere girecek bir sistem daha genişletilmesi söz konusu olacak Kesinlikle. Mı? Kesinlikle. Yani bütün büyük şehirler aslında ulaşımı konuşuyor. Chicago'da da ulaşım problemi var. Moskova'da da var. Çin'de Guangzhou'da da ulaşım problemi var. İstanbul, Ankara, İzmir'de de var. Ama Bursa'da bu hızlı büyümeden ve sanayilerle beraber büyümeden mütevellit ulaşım problemi var. Bir kere çok teşekkür ediyorum önceki belediye başkanlığımıza. 54 kilometrelik bir ağımız var. 230 bin günlük taşıma yapıyorduk. İki kez indirimler yaptık. Ya dediler ki siyasi davranıyorsunuz,
hoş gözükmeye çalışıyoruz. Alakası yok. Toplu taşımayı teşvik vardı. Özellikle öğrencilerle alakalı indirimler yaptık. Nihayetinde geldiğimiz noktada 287 bin, 2018 ortalaması. Günlük ortalama 287 bin günlük taşımaya çıktık. Hı hı. Bakın şu anki mevcut hattımızın sinyalizasyon optimizasyonunu yapıyoruz. Bu ne demek? Mevcut iki vagon aralığını, vagon dizisi aralığı 3.75 dakikadan 2 dakikaya düşürüyoruz. Ama bunu yaparken de gündüz çalışmıyoruz. Daha mı hızlı çalışacak? Evet, daha sık geçecek. Otomatikman biz metroyu biraz daha ucuzlatacağız. Ve daha çok tercih edilir olacak. Bu arada istasyonlarımızdaki eksikleri gideriyoruz. Parket devam et uygulamaları gelecek. Hı hı. İşte 28 ayrı noktada parket devam et uygulamaları gelecek. Otoparklar mı yapacaksınız? Tabii otoparklar yapacağız. Dolayısıyla biz bu uygulamayla beraber sanki yeni bir metro hattı yapmış gibi 460 bin günlük taşımaya çıkacağız. Çalışmamız da 1,5 yıl sürecek. 110-120 milyonluk bir çalışma. 3 aydır da bu çalışma devam ediyor. Peki. Lakin bizim yeni hat ekliyoruz biz. Hı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle bundan 10 ay önce söylediğimizde acil projelendirin, fizibilitesini yapın, altyapı yatırımları genel müdürlüğüne onaylattırın demişti. O süreci tamamladık. Gürsu'dan başlayıp Yıldırım'ın o en yoğun bölgeleri, Mesken, Yeşilyayla, Davutkadı, işte efendim Heykel, Ulucami, Hanlar bölgesi ve şehrin yeni güneybatı gelişim bölgesi. Yani Beşevler, Üçevler, Demirci, Çalı, Hasanağa, Kayapa 28.8 kilometrelik tamamı yeraltı olan metro hattımız. Ve bunun 23 tane istasyonu. Millet sadece üstteki istasyonları görecek. Bakın ihale aşamasına doğru gidiyor. Hı hı. Bununla beraber biz... Bu hatlar ne zaman devreye girebilecek planlamanızda? Bu dönem içerisinde. Bu dönem içerisinde. Çok gecikmeden beraberinde şunu söyleyeyim. Birkaç yıllık bir süreç yani. Bizim amacımız şu. 3 milyonluk bir şehirde günlük 1 milyon raylı sistem taşımayı sağlarsak otomatikman biz artık doğu batı aksında değil kuzey güney aksında o sizin ifade ettiğiniz belirli kamulaştırmalarla güzergahları açtığımızda biz artık halk otobüslerimizi besleme hatları içerisinde, dikey hatlar içerisinde çalışacağız. Hı hı. Ve otomatikman da karşımıza ulaşımla alakalı daha ferah bir ortam çıkmış olacak ki biz toplu taşımayı gerçek manada icra etmiş olacağız. Hı hı. Son 5 dakikamız. Başka böyle saymak istediğiniz, şunu yapacağız dediğimiz projeleriniz var mıdır? Mesela hava kirliliği meselesi önemli bir mesele Bursa için. Özellikle kış aylarında. Buna dönük bir proje var mı? Ya da başka projeler var mı? Yani sizin bir aday olarak şu tabii sorunlar benim için Bursa'nın en önemli sorunları tabii dediğiniz neler var? Deniz Hanım, benim bir öngörüm var Bursa ile alakalı. Hem Bursa'da ticaret yapan birisi olarak, Bursa'da yaşayan, hı, üniversiteyi Bursa'da okumuş ve Bursa ile alakalı hayallerim var ama bu benim hayallerim. Hı hı. Biz bunu yaparken de göreve başladığımızda 14.320 kişiye sorduk. Farklı, hı hı, kesimlerden. Kamu yöneticilerine sorduk, sivil vatandaşa sorduk, sivil toplum kuruluşu yöneticilerine sorduk. Bursa ile alakalı sorunları. İnanın ağız birliği etmişçesine konular aynı. Ve bu konuların tamamı zincirleme birbirine bağlı. Herkes trafik ve ulaşım diyor. Hı hı. Herkes imar, kentleşme ve kentsel dönüşüm diyor. Hı. Düzensiz şehirleşme diyor. Hı hı. Ve herkes yeşil Bursa diyor. Hı hı. Ve dolayısıyla hava kirliliği veya plansız gelişmeden bahsediyor. Hı hı. Dolayısıyla burada şehirlerin... Bir şey sorabilir miyim? Çok tartışıldı ve sosyal medya gündemine geldiği için de soruyorum. Bu Fomora Meydanı'nın alt tarafındaki o konutlar, onun gerçekten Bursa'nın süliyetini bozduğu eleştirileri de yapılmıştı. Ne dersiniz? Şimdi sadece Bursa'da yok ki bu. Hı hı. Ülkemizin farklı şehirlerinde var. Yüksek katlı bina her yerde olabilir. Hı hı. Bakın ben oradaki yaşayan kardeşlerimiz de nihayetinde kaçak evlerde yaşamıyorlar. Hı hı. TOKİ marifetiyle yapıldı bu evler. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu süreçten sonra karşılarına projeyle çıkmamız lazım. Ama biz bu manada 18 katlı eski stadyumun karşısındaki bir binayı şu an mesela, hı hı, yıkıyoruz. Riskli yapı olduğu için. Hı. Bizatihi bu süreci tamamladık. Yarın öbür gün bunlarla alakalı biz orada 12 bin insan yaşıyor. 2370 tane konut var. Hı hı. O insanların karşısına çıkarız proje. Ben onlara da ifade ediyorum. Hı hı. Rahatsız etmeye, taciz etmeye gerek yok. Ve 11 senedir orada bir hayat var 10-11 seneden beri. Hı hı. Dolayısıyla biz projeyle karşılarına çıkarız. Hı hı. Farklı yerlerde daha makul, daha yataya yayılmış 7-8 katlı binalarda, hı hı, ve burada da ticari alan yaparak daha düşük katlılarda bir miktarını oradan absorbe eder. Hı hı. Ki ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bir hayali var. Yani o binaların tabii bu manada olumsuz etki etmesinin, hı hı, bir nedeni var açıkçası. Yani Uludağ'ı kapattı, hı hı, Hanlar bölgesini, Ulu Cami'yi kapattı, şehrin süliyetini etki ettiği için. Yoksa Bursa'da 40 katlı bina da var. Hı hı. İstanbul'da da, Ankara'da da yüksek katlı binalar var. Evet. Şehre aslında bir miktar yüksek katlı binalar prestijce katar ama doğru lokasyonda bunları konuşlandırmak gerekir açıkçası. Hı hı. İnşallah bununla alakalı, bunun kısa vadeli bir iş olmadığını düşünüyorum. Hı hı. İnşallah onunla alakalı orta ve uzun vadede biz, hı hı, oradaki hemşehrilerimizle onlara da alternatifler getirerek
karşılıklı görüşme imkanına sahibiz. Kentsel dönüşüm için diğer projeleriniz, yani yapmak istedikleriniz neler? Kentsel dönüşüm için i̇şte hedeflediğiniz noktalar var mı başkan? Hızlı büyümeden mütevellit bizim sıkıntılı bölgelerimiz var. Hı. Bir kere hisseli parseller, imarla alakalı sıkıntılı yerler. Biz Bursa'yı sağlıklı bir şekilde büyütmenin derdi içerisindeyiz. Bir kere yol haritanız belli olacak. Bu işin anayasası belli olacak. O da 1/100.000 ölçekli plan. Bütün çalışmalar hazır. 1/100.000 ölçekli plan hemen seçim sonrasında devreye girecek. Hı hı. Son tartışmaları yapılıp yeni meclise beraber devreye girecek. Ve biz Bursa'da uydu şehirler meydana getireceğiz. Eğer bu sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi sağlarsak, bu yeşil alanları tanımlarsak, bakın Deniz Hanım, şehirler bir ayda, iki ayda, bir senede falan oluşmazlar. Şehirlerin de bir ömrü vardır insan gibi, dili vardır. Dolayısıyla bugün yaptığınız hataların 10 sene sonra, 20 sene sonra karşılıklarını görürüz. Ama bugün yaptığınız doğru iş ve işlemlerin 10 sene, 20 sene sonra karşılıklarını görürüz. Hı hı. Biz dolayısıyla hem mevcut, ola ki eksik aksak varsa, çok güzel işler yapıldı Bursa'da ama eksik ve aksak olan konularda bu dönemde telafi edip biz Bursa'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirme derdindeyiz. Allah'a hamdolsun yapılan tüm göstergelere bakıyoruz. Güvenlik, temizlik, yeşil alan ve diğer konular, tarih, kültür, Bursa birçok konuda Türkiye'deki tüm iller arasında ilk üç arasında. Dolayısıyla biz bu standartları daha da yükseltmenin derdi hesabı içerisindeyiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Kapatacağız. Ama son bir çok kısa cümle alacağım. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde Bursa'yı da alacağız. O saydığı iller arasında. Bursa'da 3 kez geldi Bursa'ya. Henüz miting yapmadı hiç Kılıçdaroğlu. 4. kez tekrar gelecek. 50 kişilik, 100 kişilik salon toplantılarıyla dertlerini anlatmaya çalışıyor. Bu çok doğal. Bursa bizi de biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok iyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın soğuk hava rağmen çok coşkulu bir mitingi vardı. Ve tabii bizi de tanıyor ve bu manada hem CHP'li adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve beraberinde onu destekleyen diğer partileri, ama özellikle ve özellikle HDP'nin sanki ittifakın içinde yokmuş gibi gözüküp de bizatihi bu sürece destek vermesini bütün Bursalı hemşehrilerimiz değerlendiriyor. Çanakkale'de en fazla şehidi olan, ikinci şehir olan Bursa'nın bütün bu gelişmeleri, bütün bu değerlendirmeleri göz önüne alacağına ben yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cumhur İttifakı'nın adayıydı. Biz bugünlük programı noktaladık. Yarın yeniden 11.30'da görüşmek üzere.